Hafta son olarak PicAssembly'de variable declaration'ları nasıl yaptığımızdan bahsedelim. Bu slaytta görüyorsunuz normalde biz variable hiç declare etmeden memory'e access edebiliriz. Bu mesela wregister'a 5 değerini kopyaladıktan sonra o-20'ye bunu kopyala dediğinizde wregister'ı o-20'ye gösterir. Tabii ki hangi bankayı seçtiyseniz, memory bank'ı seçtiyseniz onun o-20'sine bu değer kopyalanacaktır. Böylece hiç aslında variable declare etmeden siz direkt 20 numaralı memory'yi kullan, 21'i kullan şeklinde kodunuzu yazabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ama genelde bu memory adreslerine sembolik isimler verip onları kullanmak daha mantıklıdır. Bunu da neyle yapıyorduk? Equ keyword ile yapıyoruz. X equals OX20 deyip X dediğimizde mesela move WFX dediğinizde aslında X gördüğünüz bütün yerlere OX20 yazmış oluyorsunuz. Yani bir nevi 20 numaralı memory adresine WF'deki W register'daki değeri kopyalamış oluyorsunuz. Bu bir nevi C'deki define keyword ile define ettiğiniz sembolik constant'lara denk geliyor. Burada Assembler'ın preprocessor'ı önce bu kodu assemble etmeden önce X gördüğü bütün yerlere OX20 ile find replace yapıyor. Ve böylece o aslında bu kodu şuna çeviriyor assemble etmeden önce. Fakat şu şekil kullanmanız her zaman daha iyi. Yani x, y, z neyse yani variable'ların isimleri onları bu şekilde define edip kullanmak her zaman tabii ki daha avantajlı. Burada çünkü direkt olarak memory'yi yazıyorsunuz. Bu memory'yi değiştirmek isterseniz bütün programın içine gidip o x20'leri bulup başka bir değer koymanız lazım. Burada ise bir tane sembolik değer tanımlayıp onu kullanmak her zaman daha avantajlı. Ben şimdi bu programı buraya yazdım. Bu zaten şu ana kadar yaptığımız yöntem. Bakın x, y, z, equal'u kullanarak o eksi 20, 21 ve 22 dedim. Bu memory adresleri istediğiniz değerler olabilir. Yani illa 20, 21, 22 olacak diye bir şey yok. 50, 51, 52 de kullanabilirsiniz. Neyse 70, 71, 72 de kullanabilirsiniz. It's up to you. Yani programınızda hangi memory parçalarını kullanmak istiyorsanız onları kullanıyorsunuz. Sonra burada x, y, z dediğimizde aslında preprocessor yani Assembler'ın preprocessor'ı bunları find replace'te değiştiriyor. Bunu isterseniz görelim. Bakın şuraya break koyup debug edeyim. Buradan Assembly'yi açacağım. Şurada debugging'in altında disassembly vardı hatırlıyorsanız. Disassembly'yi açarsanız asıl generate edilen kodu görürsünüz. Bakın 20, 21 ve 22'yi koymuş. Yani X gördüğü yere aslında 20'yi koymuş. Y gördüğü yere 21, Z gördüğü yere de 22 koymuş. Bunları W register'daki değeri buralara kopyaladım sadece. Bunu nasıl görüyordunuz? Buraya gidip Target Memory Views File Register derseniz bütün memory snapshot'ı görürsünüz. O da zaten burada bakın 21, 20, 21 ve 22. Onu da şimdi kopyalayacağız. Orası kırmızı olacak. Bakın 22 hepsine W register'de var olan 5 değerini kopyaladım. Bu birinci yöntem. Yani for all practical purposes bunu özellikle yazdım. Bizim bu derste bu yeterli bizim için. Başka bir metot kullanmanıza gerek yok. Yazacağımız programlar zaten basit şeyler olacaklar. Onun için başlangıçta equal'la en başta programın şöyle koda girmeden şurada bütün variable'ları declare edip ondan sonra bu variable'ları kullan. Tabii ki farklı bankalarda tanımlıyorsanız o bankayı önce geçip ondan sonra access etmeniz gerekiyor. Bu sadece offset'i tanımlıyor farkındaysanız. Bankayı tanımlamıyor. Yani hangi memory banki kullanmak istiyorsanız o banke geçip oradaki memory burada offset'le tanımladığınız variable'a access etmeniz gerekiyor. Bu tamamen sizin bilmeniz gereken bir şey bu kodu yazarken. İki tane daha alternatif var. Başka örnek kodlarda görürsünüz. Belki hani merak edip de internette sample kod bulursanız orada şu yöntemi de görürsünüz. Ne olduğunu bilin diye bunları şey veriyorum size. Cblock diye bir şey var. Cblock'un başlangıç adresini yazıyorsunuz. Data Memory'de nereden başlasın? Sonra da variable'ları yazıyorsunuz. X, Y, Z, Array Length diye 5 tane variable tanımlayalım. Bu 1 byte'lık bir variable. Bu 1 byte'lık variable. 1 byte'lık variable. Array'e bakın 10 byte'lık yer ayırıyorum. Length'te de 1 byte ayırdığınızı farz edin. Aslında buraya bakarsanız bununla şunun bir farkı yok. Yani şurada Cblock'la tanımladığınız şey OX20 yaptığınız için X'e şöyle tanımlasaydınız da aynı kapıya çıkacaktı. Bir nevi Cblock'la tanımladığınız şey şurada equal'la tanımladığınız koda karşılık geliyor. Assembler burada OX20'ye başlıyor. X'e OX20 assign ediyor. Buna 21, buna 22. Sonra
Bunu 23 hesap ediyor. 10 byte olduğu için 23'ten 32'ye kadar, yani 2D'ye kadar gitmiş oluyorsunuz. Lerk'te de 2D assign ediyor. Bunu da ben yazdım, bu kodu da vereceğim size. Bunu kapatayım. O projeyi açayım. Open Project. Bu 2 Variable Declaration 2 bu. Bakın burada Cblock'la tanımladım. Az önce tanımladığım az önceki variable'ları, slide'larda gösterdiğim variable'ı. Bunu debug edin. Bak yine şeyi göreceksiniz. Disassembly'sine bakarsanız x, y, z, array ve length'e assign edilen değerleri görmeniz mümkün. Window'a gidiyorsunuz, debugging, disassembly dediğinizde bakın x'e assign ettiği değer o x 20, y'ye 21, z'ye 22, array'e 23, length'e de 2 de assign ediyor. Benim slide'da yazdığım gibi o değerlere burada WGC'deki değeri kopyaladım. Bu da 2 numaralı yöntemi, declare etme yöntemi, Cblock. Cblock aslında dediğim gibi equal'dan bir farkı yok. Son olarak uninitialize data diye bir direktif var. UData. Onun başına bir label veriyorsunuz. Diyorsunuz ki this is data section 1. This is uninitialized data section. Ondan sonra da x, y, z, array, length. Bunlara reserve 1 byte, reserve 1 byte, reserve 1 byte şeklinde. Bunun öteki iki yöntemden farkı şu. Burada siz bir data section tanımladığınız için assembler bunların bir data variable olduğunu biliyor. Bakın burada adres biz specify etmiyoruz. Assembler'a bırakıyoruz o işi. Assembler bunlara istediği adresleri assign edebilir. Ve artık bunları sample table'a koyduğu için bu variable'lar, assembler'ın bunlardan haberi var. Yani bu biraz daha aslında doğru. Yani aslında data variable declare ederken böyle yapmak gerekiyor. Ama dediğim gibi biz bu derste bunlara girmeye gerek yok. Biz şu yöntemi kullanarak bunu yapabiliriz. Ben bunu sadece sağda solda örnek kod görürsünüz. Bunlar ne diye merak etmeyin. Bunları bilin diye veriyorum size. Yoksa program yazarken bunları kullanmanıza gerek yok. Sadece equal'la tanımlayıp şeyi yapabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi genel kültürünüz artsın diye yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey, uninitialized data section'ın mutlaka kodun üstünde olması gerekiyor. Yani org ile başlayan kod, buradan biliyorsunuz code section başlıyor. Org ox demek, ben code section'ı başlatıyorum. Şu adresten itibaren kodu generate et demek. Şu kısmın, bu data section kısmının kodun üstüne gelmesi gerekiyor. Çünkü bu bir data section declaration. Burada compiler'a bunu yaptırttık. Yani dediğim gibi doğrusu bu aslında. Yani şöyle tanımlamanız gerekiyor. Bu niçin gerekli? Mesela birden fazla dosyadan oluşuyorsa projeniz, data section'ları bu şekilde tanımlarsanız compiler, assembler daha doğrusu, bunları yani multiple file'a declare edilen data section'ları birleştirirken onların her birine farklı adres assign ediyor. Halbuki bizim yaptığımız yöntemle biz bütün adresleri bilmek zorundayız. Başka bir dosyada birisi aynı adresi kullandıysa, biz de aynı adresi kullandıysak adres konflikt olur. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü assembler adresleri otomatik kendisi assign ettiği için o konfliktin olmasına izin vermiyor. Dediğim gibi doğrusu bu. Fakat bizim projelerimiz için yani bu kadar kafanızı karıştırmaya gerek yok. Ama istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Bunu debug edelim. Burada size göstermek istediğim şu. Symbol table'a koyu dememin şeyini göstereceğim. Öncelikle debug'a gidelim. Disassembly'e bakalım. Bakın disassembly'de bile şeyi göstermiyor size. Şöyle gidersek X, sadece X görünüyor burada. X'in hangi adres olduğunu size hala disassembly'de göstermiyor. Fakat variables'a gidersek burada görürüz, bakın. Artık variables section'da X, Y, Z, yani şurada mesela bir variable açtığımda bakın global sembolleri şey biliyor. Assembler burada biliyor. Çünkü UData ile tanımladığımız için onların bir variable olduğunu biz assembler'ı önden tanıttık. O yüzden buradan bir tanesini seçip şeye ekleyebiliriz. Öteki iki yöntemde bunu yapmanız mümkün değildi. Orada variable seçin. Variable ne olduğunu bilmez. Biz orada define'e bir constant tanımlıyoruz. Burada ise bir gerçekten bir variable tanımlatıp adresini şey assembler'a assign ettiriyoruz. Assembler'ı yine aynı adresleri assign etmiş aslında. 20, 21, 22, 23, 2 de. Fakat dediğim gibi doğru yöntem bu. Yani burada devam edersek normal bank sıfırdaki değerlere, bu lokasyonlara assign edecek. Bank 0'ı kopyaladığını nereden bileceğiz? Onu da burada target memory bir file register dediğinizde bakın 5, 5, 5, 5, 20, 21, 22, 23, bir de 2D. O da buradaydı zaten. 2D'ye de 5'i kopyaladı. O da son length variable'ı. Aslında buradan hepsini görebilirsiniz. Dediğim gibi yani normalde doğru kod yazmanın yöntemi bu. Ama bizim for all practical purposes diyeyim,
Bununla da yapmanız mümkün. Böylece hani X'in neresi olduğunu kendiniz görüp onu kullanabilirsiniz. Bu üç yöntemde kullanılıyor. Başka örneklerde de yani şu iki yöntemi görürseniz sadece şaşırmayın. Böyle bir yöntem, variable declare etme yöntemi olduğunu göstermek için bu şeyi verdim. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız olursa videoların altında yorum olarak yazın, oradan cevaplayayım. Önümüzdeki hafta yine saat 11'de soru cevap sesyonumuz olacak. Bu haftaki materyalle ilgili sorularınızı hazırlayın. Çarşamba günü onları saat 11'de onları cevaplamaya çalışalım.